Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de cilt kanserinin görülme sıklığı artıyor. Bunun nedeni atmosferdeki hasarın ultraviyole ışınlarının daha yoğun bir şekilde iletilmesine neden olması. Bu da tabii ki bizde ciddi hasarlara neden oluyor. Bu cilt kanserlerinden daha sıklıkla görülen ama en kötü huylusu ve en hoşlanmadığımız kanser türü malign melanom. Burada deriye rengini veren hücrelerden kaynaklanan bir sorun var. Aşırı ve kontrolsüz bir çoğalma oluyor. Maalesef ki erken tanı çok önemli. Eğer erken tanı konmazsa çok hızlı seyredebiliyor. Lenf bezlerinden başlayıp diğer organlara kadar yayılma gösterebiliyor ve bu da hayatı tehdit edebiliyor. Bu nedenle vücudumuzda var olan benlerin takibi çok önemli. Normal deride yeni çıkan benler de buna dahil olmak üzere. Burada bazı risk faktörleri var malign melanomda. Bunlar genelde açık tenli olmak, açık göz rengine sahip olmak, sarı saçlı ya da kızıl saçlı olmak, güneşe kronik maruziyet, yani uzun süre maruziyet ya da aralıklarla yoğun bir güneşe maruz kalmak, bunlar etkili faktörler. Aynı zamanda güneşle ilgili olan çok önemli bir nokta da güneş yanığının olması. Özellikle çocukluk döneminde rastlanan güneş yanıklarında bu risk daha çok artıyor. Bir de genetik temeli var bu hastalığın. O yüzden ailede genetik yatkınlığı var daha doğrusu. Ailede malign melanom öyküsü olanlarda ya da kendisinin malign melanom geçirmiş olması da ciddi risk faktörlerinden bir tanesi. Vücutta çok sayıda ben olması, yani kabaca elinin üzerinde diyebilirim. Ve bu benlerin içinde anormal ya da kötü olduğunu düşündüren benlerin bulunması. Ayrıca bağışıklık sistemini etkileyen, bağışıklık sistemini zayıflatan hastalıkların ve ilaçların kullanılıyor olması önemli risk faktörleri arasında.